Evet değerli arkadaşlarım, MSÜ'ye yönelik çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz birkaç gündür MSÜ adına önemli konu tekrarları yaptık. Acaba bu konu tekrarları ne kadar işe yaradı? Bunları gözlemlemek adına sizin için sorular hazırladım. Bu soruları hazırlarken ne yaptım? 2019, 2020, 2021 MSÜ sorularını analiz ettim. Daha sonra o sorulardan daha zor sorular oluşturdum, muadil sorular. Dedim ki bu soruları yapan arkadaşlar MSÜ'deki soruları çok daha rahat yapabilir düşüncesiyle bir 20-25 tane soru hazırladım. Amaç coğrafya kültürünü artırmak arkadaşlar. Amaç nedir? Coğrafya kültürünü artırmak. Bunu maç öncesi bir antrenman gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen beynimizi çalıştırmaya başlayalım. Coğrafya kültürümüz aktif hale gelsin. Evet, birinci sorumuz çıkmış sorunun neredeyse birebir aynısı arkadaşlar. Bir dünya haritası verilmiş ve şöyle sorulmuş. Yukarıda verilen dünya haritasındaki noktalardan hangisinde gün içerisinde hava değişimi en fazladır? Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben size. Bir yer yani hava durumunun ne olduğunu biliyorsunuz. Kısa süreli hava olaylarına hava durumu, uzun süreli hava olaylarına iklim diyoruz. Şimdi biz hava durumuna bakarak bir yerin iklimi hakkında kesin bir yargıya varabilir miyiz? Cevap evet. Cevap hayır. Yani ikisi de cevap arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Yani ben 3-5 günlüğüne Ekvator'a gittim. Nereye gittim? Ekvator'a. Baktım ki hava sıcak. Dedim ki lan burada yıl boyunca sıcak iklim vardır. Doğru mu? Evet doğru. Neden? Çünkü Ekvator'a güneş ışınları yıl boyunca dik ya da dike yakın açılarla gelir. Hep yaz yaşanır. O yüzden sıcaklık hiç değişmez. Yani hava durumuna bakarak iklim tahmininde bulunabilirim. Nerede? Ekvator'da. Ya da ben 3-5 günlüğüne kutuplara gittim. Baktım ki hava soğuk. Dedim lan burada yıl boyunca soğuk bir iklim vardır. Doğru mu? Evet doğru. Çünkü kutuplara güneş ışınları yıl boyunca ek açıyla gelir. O yüzden hep soğuktur. Hava durumuna bakarak iklim tahmininde bulunabilirim. O zaman hava durumuna bakarak iklim tahmininde bulunabilmem için ya Ekvator'da olacağım ya da kutuplarda. Ama ben 3-5 günlüğüne orta kuşağa gittim. Baktım ki hava sıcak. Dedim ki lan burada yıl boyunca sıcak bir iklim vardır. Hayır, bu defa yemez kardeşim. Çünkü orta kuşak biliyorsunuz yıllık sıcaklık değişiminin en fazla olduğu yerdir. 4 mevsimin belirgin olarak yaşandığı yerdir. Sen gittiğinde belki mevsim yazdı. Aradan zaman geçti, ne oldu? Kış oldu. Yani toparlıyorum. Ekvator ve kutuplarda hava durumuna bakarak iklim tahmininde bulunabilirsiniz. Hava durumuyla iklim birbiriyle uyumudur. Ama orta kuşakta hava durumuna bakarak iklim tahmininde bulunamayız. Şu 2 numaralı yer arkadaşlar Avrupa'da. Avrupa orta kuşakta biliyorsunuz. 4 numaralı yerde Avustralya'da Akdeniz ikliminin görüldüğü yer şurası biliyorsunuz. Şu yayı görüyorsunuz. Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminde orta kuşakta görülüyor. O zaman arkadaşlar 2 ve 4 orta kuşakta olduğu için hava değişimi en fazla olacaktır. Anlaştık mı? Cevabımız bu durumda 2 ve 4. Yani B şıkkı olacak. Yine benzer bir soru, muadil bir soru. Amaç ne biliyor musunuz? Çıkmış soruya çift dikiş yapalım, sağlam olsun. Amaç bu. Yine bir harita verilmiş ve şöyle sorulmuş. Diyor ki buna göre haritada numaralandırılan merkezlerden hangisinde hava durumu ile iklim birbirine en çok benzerlik gösterir? Bakın sorunun tam tersi. Neresi o arkadaşlar? Ya ekvator olacak ya kutuplar. Hangisi var burada? Ekvator var. O yüzden burası Kongo Havzası biliyorsunuz. Ekvator üzerinde yıl boyunca güneş ışınlarını dike yakın açılarla alır. Hep yaz yaşanır. O yüzden hava durumuyla iklim birbiriyle uyumludur. Hava durumuna bakarak iklim tahmininde bulunabilir. Oldukça basit bir soruydu. O yüzden hızlı geçtim. Cevap ne arkadaşlar? Şu kaç? 2. Evet. 2 yok şıklarda. Ha, buraya koymuşum. Ne bir sıralama. Arkadaşlar böyle şeyler de yapabilirler. Aman ha, el alışkanlığı, dikkat ölçen sorular bunlar en nihayetinde. Bazen böyle şeyler yapılabilir mi? Ölçme değerlendirme açısından doğru değil ama yapılabiliyor arkadaşlar. Geçiyorum 3. soru. Arkadaşlar 3. soru atmosferin katmanları ile ilgili bir soru. MSÜ'de gelmiş. Yine gelir mi? Yine gelir. ÖSYM sürpriz yapmaz. Ama bizimkisi daha zor bir soru. Bütün katmanları yoklayan bir soru. Diyor ki aşağıda atmosferin katmanları ve özellikleriyle ilgili verilen bilgi ve eşleştirmelerden hangisi yanlış olur? Tabii siz önce videoyu durdurun, kendi çözümünüzü yapın. Ondan sonra beni izleyin ki yorum gücünüz iyice artsın arkadaşlar. Atmosferin katmanları ve onlarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlış? Troposfer, ben bu troposfer dosyasını biraz açmak istiyorum arkadaşlar. Troposfer atmosferin en alt ve en önemli katmanıdır. Neymiş? En önemli katman. Neden önemli arkadaşlar? Çünkü ben buradayım. Yani canlılar burada. Peki neden canlılar burada? Çünkü yaşamsal gazların %75'i burada. Neden gazların büyük bir kısmı burada? Yer çekiminden dolayı. Yer çekimi gazları yere doğru çekiyor. Yükseldikçe gazların oranı azalır. Unutmayın arkadaşlar. İklim olayları sadece burada görülür. Neden? Çünkü su buharının tamamı buradadır. Su buharı sadece nerededir? Troposferde. O yüzden troposfer dışında hiçbir yerde iklim olayları görülmez. Bu ön bilgileri verdikten sonra şıkları okuyalım. Diyor ki troposfer atmosferi oluşturan gazların büyük bir kısmı %75'i burada. Neden buradaydı? Yer çekiminden dolayı, bu doğru. Termosfer atmosferin en dış katmanıdır biliyorsunuz. Ve termosferin içerisinde iyonosfer ve egzosfer diye. İyonosfer ve yani şöyle düşün. Termosfer diye bir ev var. Bunun 2 tane odası var. Bir iyonosfer, bir de egzosfer. Şu iyonosfer önemli. Neden? Burada gazlar ayrışıyor arkadaşlar. Aynı zamanda haberleşme ve radyo dalgalarının yayılma alanıdır burası. Lütfen bunu unutmayın. O zaman termosfer ne oluyormuş? Gazların ayrıştığı yer, doğru. İçinde iyonosfer var dedik. Bu durumda arkadaşlar termosfer, radyo dalgaları diyor. Bu da gitti, bu da doğru. C'ye bakıyorum. Stratosfer su buharının sadece bu... Hayır kardeşim, stratosfer su buharı sadece nerede? Su buharı sadece troposferde, başka hiçbir yerde görülmez. O yüzden iklim olayları da başka hiçbir yerde görülmez. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. E'yi de söyleyelim. Amaç soru çözmek demek. Amaç coğrafya kültürünü artırmak. Mezosfer arkadaşlar gök taşlarının yanarak parçalandığı yerdir. Bunu da unutmayalım. Toparlayalım. Atmosferin en alt, en önemli katmanı troposfer. Gazların ayrışmaya başladığı ya da haberleşme radyo dalgalarının yayılma alanı termosferin içerisindeki iyonosfer. Göktaşların yanarak parçalandığı yer ise neresi? Mezosfer dedik. Bir başka soruya geçtik. Yine neyle alakalı? Atmosferin katmanı. Amaç ne? Çift dikiş yapıyoruz arkadaşlar. Soru şöyle. Coğrafya öğretmeni atmosfer katmanlarını öğrencilerine daha iyi kavratabilmek için aşağıdaki bilgileri vermiş. Buna göre boş bırakılan kutucuğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Sen durduruyorsun. Ondan sonra beni izliyorsun. Diyor ki gök taşlarının yanarak parçalandığı yer. Az önce söylemiştik. Neresiydi burası? Mezosfer. Mezosfer gitti kardeşim. İkinci cümleye bakıyorum. Yaşamsal gazların %70'i burada. Neresi burası? Troposfer. Troposfer de gitti o zaman. Güneşten giren zararlı ışınların tutulduğu yer ozonosfer. Ozon tabakası arkadaşlar. Ozon da gitti. Stratosferin içindedir. Ozon tabakası stratosferin içerisinde. İyonosfer de termosferin içerisindeydi. Burada da ne oluyordu? Haberleşme ve radyo dalgaları vardı. O zaman cevabımız ne olacak? C şıkkı. Astronosfer atmosferin bir katmanı değildir. Astronosfer mantonun üst kısmına verilen isimdir arkadaşlar. Yani yer kürenin bir katmanıdır. Hava kürenin değil. Yer küre, hava küre. Ayrı şey. Yer küre deyince dünya, hava küre deyince atmosfer akla geliyor. İkisi de küre. Neden? Yer çekiminden dolayı atmosfer dünyanın şeklini alıyor. Geçiyorum bir başka soruya. Arkadaşlar MSÜ'de kırgı bayırla ilgili bir soru gelmiş. Eleman demiş ki şu şekil nedir? Cevap kırgı bayır. Ben ise bir tane bilgi değil, 4 tane bilgiyi ölçen bir soru hazırladım. Soru şöyle. Durduruyorsun, çözüyorsun, ondan sonra izliyorsun. Aşağıdaki akarsu aşınım şekillerinden hangisine ait bilgi yukarıda verilmemiştir? Akarsu aşınım şekillerinden hangisi verilmemiş? 1 numaralı cümleye bakıyorum. Volkanik arazilerde sel sularının yamaçlarda oluşturduğu yarıntı. Arkadaşlar biz buna kırgı bayır diyoruz. Kurak bölgelerde ve volkanik arazilerde, sel sularının oluşturduğu işe yaramaz kötü arazilere kırgı bayır ya da diğer adıyla bedlands, bed arazi, kötü arazi diyoruz. Eksen ekilmez, diksen dikilmez, 5 para etmez topraklar. Özellikle Konya Karaman civarında, Karapınar civarında var. Arkadaşlar bu durumda bu kırgı bayır gitti. Kırgı bayır nerede? Aha bu gitti. Diğer adı bedlands, unutma. Akarsu aşındırması sonucunda oluşan deniz seviyesine ulaşmış hafif dalgalı düzlük. Hafif dalgalı düzlük demek peneplen. Yontuk düz. Peneplenin diğer adı yontuk düz arkadaşlar. O zaman peneplen de gitti. Nerede? Aha burada. Türkiye'de peneplenen çıkmış arazi azdır. Çünkü Türkiye genç oluşum bir ülkedir. Bunu unutmayın. 3. cümleye bakıyorum. 2 gitti. 3'e bakıyorum. Akarsu tarafından derince yarılmış yüksek düzlük plato. Biliyorsunuz plato en çok nerede? İç Anadolu bölgesinde. Onunla ilgili bir soru var gerçi. Uzatmayalım. O zaman geriye ne kaldı arkadaşlar? 8 kaldı. Şunu unuttuk bu arada. Volkanik arazilerde vadi yamaçlarından inen sel sularının aşındırması olursa ilginç şekiller. İlginç diyorum, turizm değeri taşıyor. O zaman bu da ne? Peri bacaları. Ben burada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu kırgı bayırını çiziyorum. Kırgı bayır. Şurada da peri bacalarını çiziyorum. Bunların ortak özelliği nedir diye soruyorum. Söyle bana. İkisi de volkanik arazide. Neredeymiş? İkisi de. Kırgı bayır da peri bacaları da nerede olurmuş? Volkanik arazilerde. Demek ki oluşumda iç kuvvet etkili mi? Evet. Peki oluşumda bir de sel suları, akarsular etkili. O zaman dış kuvvette var mı? Evet. Demek ki bu iki şeklin oluşmasında hem iç kuvvet hem dış kuvvet etkilidir. Sakın bunu unutma. Kırgı bayır ve peri bacalarının oluşumunda hem iç kuvvet hem dış kuvvet etkilidir. Bu arada peri bacalarında üstteki malzeme andezit bazalt, alttaki malzeme ise tüftür. Bu da aklınızda bulsun niye söylediysem. Evet, seki arkadaşlar, seki ve menderes biliyorsunuz hem aşınım hem birikim şeklidir. Seki akarsuyun daha önce biriktirme yaptığı yeri tekrar kazması sonucunda oluşan basamaklı şekildir. Menderes ise akarsu eğiminin azaldığı yerlerde böyle sağa sola büklümler çizerek akar. Buna da menderes diyoruz. Amaç coğrafya kültürünü artırmak. Devam ediyoruz. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar bu KPSS'de buna benzer bir soru gelmiş. Dolayısıyla ben bununla ilgili 2-3 tane soru koydum, haberiniz olsun. Bir Türkiye haritası vermişiz ve sormuşuz. Yukarıdaki haritada gösterilen numaralı yerlerden hangisi 1. dereceden deprem bölgesi içerisinde yer almaz? Şimdi arkadaşlar bir kere şunu söyleyelim. Türkiye'de deprem nerede olur sorusu sorulabilecek en salakça sorudur. Neden? Çünkü Türkiye yakın jeolojik dönemlerde oluşmuş genç oluşum bir ülkedir. Genç oluşum bir ülkede deprem nerede olur diye sorulmaz. Her yerde olur. Ama biz deprem riskinin fazla olduğu yerleri derecelendirmişiz. İşte 1. dereceden, 2. dereceden, 3. dereceden, 4. dereceden, 5. dereceden deprem bölgeleri diye. 1. dereceden deprem bölgeleri 1. dereceden deprem bölgeleridir. Yani riskin en fazla olduğu yerdir. Dolayısıyla Türkiye'de 1. dereceden deprem bölgeleri 3 büyük fay hattı üzerinde kurulmuştur. Nedir onlar? KAF yani Kuzey Anadolu Fayı hattı, DAF, Doğu Anadolu Fayı hattı, bir de ne var? BAF yani Batı Anadolu Fayı hattı var. Şimdi bunları göstereceğim, çiziminde öğrenin arkadaşlar. Önce KAF, Türkiye'nin en uzun fay hattıdır. Türkiye'nin San Andreas fay hattıdır deriz. Amerika'dakine benzer. Marmara'da Saros Körfezi'nden başlar. Daha sonra Kuzey Anadolu Dağları'nın güneyinden, arkadaşlar şöyle kalın bir çizgi çiziyorsunuz, Muş Varto'ya kadar uzanır. Bu Türkiye'nin en uzun fay hattıdır arkadaşlar. İşte Saros Körfezi'nden başlıyor. Bolu Düzce, Hendek, Adapazarı, işte Çankırı, Tosya, Amasya, Erzurum, Erzincan böyle gidiyor arkadaşlar. Burada biliyorsunuz yakın zamanda oluşmuş en büyük deprem Gölcük depremi, 99 depremi. İkincisi DAF yani Doğu Anadolu Fayı hattı. Bu da İskenderun Körfezi'nden başlıyor, Muş'a kadar uzanıyor. DAF yani Doğu Anadolu Fayı hattı. Burada en son yaşanan deprem maalesef Elazığ depremi. Bir de riskin en fazla olduğu yer. Yeryüzünün, Türkiye'nin en hareketli bölgesi Batı Anadolu Fay hattı. Yani arkadaşlar BAF, Batı Anadolu. Şu gördüğünüz çizgilerin hepsi bir fay hattıdır. Dolayısıyla riskinin en fazla olduğu yer. Burada ne diyoruz? BAF, yani Batı Anadolu. Girsem bugün Kandil arası tanesiyle burada en az 10 tane deprem olmuştur. Neden haber olmamıştır? Yerin çok derinlikte olduğu için ya da şiddeti az olduğu için, büyüklüğü az olduğu için diyebiliriz. Bu durumda cevap ne oldu arkadaşlar? Hangisinde deprem riski az? Şurası. Arkadaşlar burası Taşeli Platosu. Taşeli Platosu özellikle Anamur'un olduğu yer birinci zamanda oluşmuş masif arazidir. Dolayısıyla burada deprem riski, birinci zamanda oluşmuş masif arazi demek ki deprem riski az demek. Masif demek, eski sert, dayanıklı demek. Cevabımız 3. Buna benzer soru bir tane daha var. Geliyor. Yine bir harita vermişiz. Bu defa masif arazilerle ilgili bir soru. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Türkiye'de birinci zamanda oluşmuş arazilere biz masif diyoruz. Masif arazi demek eski, sert, dayanıklı demek. Neye dayanıklı? Depreme. Yani bu tür yerlerde deprem volkanizma riski az. Türkiye'de masif arazi çok mu az mı? Az. Neden az? Çünkü biz birinci zamanda değil ağırlık olarak 3 ve 4. zamanda. Yani senozoik. 3 ve 4. zamanın ikisine birden biz senozoik diyoruz. Bir daha söylüyorum. 3+4 eşittir ne yaparmış? Senozoik yaparmış kardeşim. Dolayısıyla Türkiye'de masif arazi az. Az da olsa her bölgede bir numunelik var kardeşim. Bir, Marmara'da Yıldız Dağları. Söyle bakayım Yıldız. Bunun diğer adı Istırancat'tır arkadaşlar. Şurada Zonguldak. Zonguldak Masifi. Karadeniz'de neresiymiş? Zonguldak. Doğu Anadolu'da şurada Bitlis Masifi. Ha, bilsen de olur, bilmesen de Bitlis. Şurada Kırşehir Masifi var arkadaşlar. Kırşehir. Ve şurada Anamur. Taşeli Platosu ya da Taşeli diyelim. Taşeli Platosu birinci zamanda oluşmuş. Bir de şurada Büyük Menderes arkadaşlar. Büyük Menderes Masifi. Bunu da bilirsiniz. Büyük Menderes, Saruhan Menteşe'de diye de geçiyor arkadaşlar. Hangisi verilmiş? Sadece Yıldız Dağları verilmiş. Ama biz bir daha söyleyelim. Amaç soru çözmek değil. Amaç coğrafya kültürünü artırmak. Türkiye'deki masif araziler. Marmara'da söyle bana Yıldız ya da diğer adıyla Istıranca. Karadeniz'de Zonguldak. Doğu Anadolu'da Bitlis Masifi. Bunun dışında Anamur. Akdeniz'de Anamur. Taşeli Platosu'nun olduğu yer ve Ege'de Büyük Menderes Masifi diyoruz. Bunlar Türkiye'de birinci zamanda oluşmuş deprem riskinin az olduğu yerler. Hangisi var sadece işaretli yerler? Yıldız Dağları. Eleyici bir soruydu. Herkesin yapamayacağı türden bir soruydu. KPSS'de 2-3 yıla bir gelmiş bu soru. Neticede KPSS'yi de bu sınavları da yapan ÖSYM kardeşim aynı havuzdan besleniyor. Ona sorduysa 2-3 yılda bir sana da sorar. Sınavda gelir mi? Gelir. Gelirse eleyici olur kardeşim. Cevabımız 1 diyoruz. Geçiyoruz. Üçüncü soru. Bir başka soru. Bu soru arkadaşlar KPSS'de gelen sorunun neredeyse aynısı. Diyor ki Kuzey Anadolu Fay hattı, KAF yani. Ege'de Saros Körfezi'nden başlar ve doğuda İran'a kadar, Zavros Dağları'na kadar uzanır arkadaşlar. Biliyorsunuz, neyse geçeyim. Buna göre aşağıda verilen kentlerden hangisi Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer almaz? Arkadaşlar nereden? Saros Körfezi'nden başlıyordu. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, işte Çankırı, Erzincan, Erzurum, Muş'a kadar uzanıyor arkadaşlar. Kayseri İç Anadolu'da ortada kalıyor. Yani Kuzey Anadolu Fay hattı bunun kuzeyinden geçiyor. O yüzden biraz da harita bilgisini bilmek gerekiyor. Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde Kayseri yok arkadaşlar. Cevabımız değişik olacak. Durdurup bir kez daha çözmenizi istiyorum. Kuzey Anadolu Fay hattı üzerindeki yerleri de bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Türkiye iklim çeşitliliği fazla olan bir ülke. Doğru mudur? Evet. Türkiye bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olduğu bir ülkedir. Doğru mu? Evet. Türkiye'de toprak çeşitliliği fazla olan bir ülkedir. Doğru mu? Evet, doğru. Türkiye'de tarım ürünü çeşitliliği fazla olan bir ülkedir. Doğru mu? Evet, doğru. Türkiye böyle bir zengin bir ülke arkadaşlar. Bakmayın bu aralar işler kesat. İnşallah toparlayacağız. Evet arkadaşlar, diyor ki ve bu bitki dedik ya arkadaşlar. Bu bitkilerin içerisinde bazıları var sadece bizde. Dünyada başka hiçbir yerde yok. İşte dünyada hiçbir yerde olmayan, bir tek yerde olan, başka yerde olmayan, ender rastlanılan, yöreye özgü bitkiye biz endemik bitki diyoruz. Ender rastlanılan bitkiye ne diyormuşuz? Endemik bitki. bir daha söylüyorum, dünyanın hiçbir yerinde olmayan, bir tek yerde olan yöreye özgü bitki, endemik bitki diyoruz. Şimdi vereceğim bilgileri unutma. Türkiye endemik bitki bakımından zengin mi? Evet, zengin. Bu bir. Neden zengin? Cevap, Senozoik dönemi oluştuğu için. Senozoik yani 3 ve 4. zamanlarda oluştuğu için. Nedenmiş? Senozoik'te oluştuğu için diyoruz. Evet, az sonra bir gürültü olabilir, haberiniz olsun. En zengin bölgemiz Akdeniz bölgesi. Endemik bitki bakımından en zengin bölgemiz Akdeniz. Akdeniz'de hangi dağlar? Toroslar. Torosların hangi kolu? Amonos, Nur Dağları arkadaşlar. Amonos, Nur Dağları. Peki hangi iller diye sorarlarsa Antalya, Mersin, Konya. Antalya, Mersin, Konya. Unuttun mu? Antalya'yı unutma. Özellikle botanikle ilgili çalışma yapan bir adamın, endemik bitkilerle ilgili çalışma yapan bir adamın gideceği yer neresidir? Antalya'dır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Endemik bitki bakımından en zengin bölge Antalya. Evet, bu endemik bitkiler çok fazla değil kitapta bahsedilen ama bir tanesi çok önemli. Sığla, Muğla. Muğla. Bir daha söyleyeyim. Sığla, Muğla. Sığla, Muğla. Muğla'da ne var? Sığla ağacı. Arkadaşlar Muğla'da sığla ağacı var. Bu sığla ağacı kozmetikten tutun da kiliselerde, ayinlerde buhur olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla bunu bilmeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar bu bitki örtüsü var ya, bitki örtüsü kitabın tam ortasındaki konudur. Bu adamlar kitabın ortasından da soru soruyorlar. O yüzden de arkadaşlar bu sığla ağacını bilin. Bunun dışında bir şey daha söyleyeceğim. Sıfat almış meşe endemiktir. Bak, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dikkat. Türkiye'de en yaygın ağaç nedir? Meşe. Meşe nerede? Her yerde. Meşe neredeymiş? Her yer. Her yerde ne varmış? Meşe varmış. Bunu unutma. Soruya dönüştürüyorum. Türkiye'de iklim seçiciliği en az olan ağaç türü hangisidir? Meşe. Neden? Her yerde vardır. Ama X meşesi, Y meşesi diyorsam bu endemiktir. Mesela İspir meşesi, ıstıranca meşesi diyorsam bu nedir? Endemiktir. Çok güzel artistik bir bilgidir. Bir daha söylüyorum. Ek almış, yani önüne bir takı almış. Ne diyeceğim artık? Meşe endemiktir diyoruz. O zaman Göller Bölgesi'ndeki kasnak meşesi endemiktir. Efendim Datça'daki Datça hurması endemiktir. Kastamonu Yozgat civarında İspir meşesi endemiktir. Alanya Anamur arasında Kızılçam Akdeniz ikliminin klimaks bitkisidir. Klimaks bitki demek ne demek? Bir iklimi karakterize eden, onu tanıtan bitki demek ki nasıl yandığını bu yaz maalesef gördük. Orman yangınları açısından çok sıkıntılı bir dönem yaşadık biliyorsunuz. O yüzden Kızılçam bir endemik tür değildir arkadaşlar. Her yerde Akdeniz kuşağında ve Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde gülür. Dünyada en çok bizdedir. Bunu da unutmayın. Evet. Arkadaşlar cevap neydi? Bu arada Edirne. Bu bir endemik tür bitki değildir. Soru çözmedik. Resmen içinden geçtik. Evet. Tam da böyle TYT, MSÜ sorusu diyeceğim türden bir soru. Bu TYT'de çok fazla geldi arkadaşlar. Benzer sınavlarda da çok geldi. Herkesin çok rahat yapabileceğini düşüneceğim bir soru. Ulaşım sorusu olarak gelmişti. Onu da sorarım size. Bir harita verilmiş ve şöyle sorulmuş. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli bölgelerin hangisinde aynı mesafede yol gidildiğinde daha fazla bitki türüne rastlamak daha olanaklıdır? Aynı mesafede yol gidiyorsun, daha fazla bitki türüne rastlayacaksın. Soruyu çözüyorsun. Şimdi beni izliyorsun. Arkadaşlar unutmayın. Dağların denize paralel uzandığı yerlerde. Ne sorusu? Karadeniz, şunlar Kuzey Anadolu Dağları ve Akdeniz, Toroslar. Kıyı ile iç kesimler arasında arkadaşlar iklim farklılığı fazladır. İklim değişimi fazla demek ne demek? Sıcaklık, yağış değişimi fazla demek. Sıcaklık, yağış değişirse ne olur? İklim değişir. İklim değişirse ne olur? Her şey değişir. Söyle bana, iklim değişirse ne olur? Bitki örtüsü değişir mi? Bir değişir. Tarım ürünü değişir mi? Değişir. Demek istediğimi anladınız mı? Toprak türü değişir mi? Değişir. İklim değişirse her şey değişir. O yüzden hangisi dağların denize paralel uzandığı yerlerde? Bakın şurada da Yıldız Dağları var ama arkadaşlar şurası Erzincan, Türkiye'nin en düz yeridir. Bunu unutmayın. O yüzden Doğu Karadeniz'de özellikle kıyı ile iç kesimler arasında dağlar kıyıya yakın, yüksek olduğu için sıcaklık, yağış değişimi fazladır. Dolayısıyla bitki değişimi de daha. O zaman söyle bana, bir tane arazi var şöyle düz, bir tane de arazi var şöyle dağlık, engebeli bir arazi. Şu X arazisi, şu da Y arazisi. Hangisinde kısa mesafede sıcaklık, yağış daha çok değişir? Y'de. Neden? Dağlık. Sıcaklık, yağış değişirse iklim, iklim değişirse bitki değişir. O yüzden cevabımız 5 olacak arkadaşlar. Geçiyorum. Bu da MSÜ'de gelmiş sorunun 10'la çarpılmış hali arkadaşlar. MSÜ'de bununla ilgili bir yer işaretlenmiş. Orada nüfusun az olmasının nedenini sormuş. Biz 5 yeri işaretlemişiz. Harita verilmiş, demiş ki aşağıdaki haritada dünyada seyrek nüfuslu bölgelere taranarak gösterilmiş. Seyrek nüfuslu bölgeler. Bu arada arkadaşlar dünyada yerleşmeye uygun alanlara ökümen. Ne diyormuşuz? Ökümen. Yani çöller, kutuplar gibi. Yerleşmeye uygun olmayan, özür dilerim, yerleşmeye uygun alanlara ökümen. Yerleşmeye uygun olmayan alanlar işte çöller, kutuplar gibi. Onlara da anökümen diyoruz. Ne diyormuşuz? Anökümen diyoruz. Yerleşmeye uygun alanlara ökümen, uygun olmayan alanlara anökümen diyoruz. Evet, arkadaşlar diyor ki buna göre numaralandırılmış bölgelerde nüfusun az olmasının nedeni aşağıdaki hangisi yanlış verilmiştir? Numaralandırılmış yerlerde nüfusun az olmasının nedeni hangisi yanlış verilmiş? Bakalım, 1 numaralı yer nerede? Amerika'nın, Güney Amerika'nın batısında arkadaşlar. Şurası. Burada Ant Dağları var biliyorsunuz. Ne var? Burada Ant Dağları. Dağlıksa burada nüfus yerleşme azdır. Neden? Dağlık olduğu için. Bu doğru. B'ye geçiyorum. 2 diyor. 2 nerede? Kongo Havzası, Ekvator'da. Nüfus azmış. Sebebi sıcaklık ve nemin. Evet, burada yüksek sıcaklık ve nemden dolayı nedir arkadaşlar? Nüfus ve yerleşme azdır. Bu da tamam. 3'e bakıyorum. Sıcaklık koşullarının uygun olmaması. 3 kutuplarda. Bakın burada arkadaşlar sıcak koşullara uygun olmamasına rağmen böyle Ustnera gibi 5-10 bin nüfuslu kasabalar var. İklim uygun değilse neden var? Yeraltı kaynakları, doğal gaz yatakları fazla olduğu için. O da bir sınav sorusuydu, aklıma geldi. Söyleyeyim dedim. Bu da doğru. Burada düşük sıcaklık var. 4 numaralı yer deprem riskinin fazla olduğu yer. Arkadaşlar deprem riskinin fazla olduğu yerleri bir H çiziyorduk ya, hatırlıyor musunuz? Şöyle kalın bir H çiziyorduk. Şurada Avustralya'nın her yerinden geçiyorduk ama içinden geçmiyorduk arkadaşlar. Şuraya bir S yapıyorduk. Sonra Akdeniz'den geçecek şekilde bir yay yapıyorduk vesaire. Arkadaşlar buralar dikkat ediniz riskin az olduğu yerler. Dolayısıyla burada deprem riski diye bir şey söz konusu değil. Arkadaşlar 4'te deprem riski fazla olması, burada deprem riski fazla değil. O yüzden bu yanlış bir soru. Güzel bir soru arkadaşlar. 5'e bakıyorum. 5 Avustralya'da çöllerin olduğu yer. Burada Victoria Gibson. Zaten çöl deyince bir Kuzey Afrika'da Büyük Sahra, bir de Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson çölleri var gelsin. Burada nüfusun az olmasının sebebi çöl olması, yani kurak olması. Bu da doğru. Cevabımız ne? Arkadaşlar D olacak. Evet. Piramitle ilgili bir soru. Arkadaşlar şimdi piramit yorumlanırken tabana bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Tabana bakıyoruz. Eğer taban genişse, bakıyorum taban geniş, şu yorumları yapıyoruz. Doğum oranı fazla. Neymiş? Doğum oranı fazla. Doğum oranı fazlaysa nüfus artış hızı nedir? Yüksektir. Nüfus artış hızı yüksek diyorum. Nüfus artış hızı yüksekse nüfusun 2'ye katlanma süresi. Nüfusun 2'ye katlanma süresi ne olur? Kısa olur. Hızla artıyor ya. Demek istediğimi anladınız mı? Artık nüfus artışı yüksek demeyin. Diğer ifadeyi kullanın. Nüfusunun 2'ye katlanma süresi kısa. Neden kısa? Habire çoğalıyorlar çünkü. Aynı zamanda arkadaşlar genç nüfus oranı fazla. Bakın taban geniş dedim, bunları yorumladım. Bakıyorum tavan dar. Tavan daralıyor. Tavan dar, o zaman yaşlı nüfus oranı fazla. Az. Yaşlı nüfus az. Neden yaşlı nüfus az? Çünkü insanlar ölüyor. Neden ölüyor? Çünkü yaşam standartları düşük. Neymiş? Yaşam standartları düşük. O zaman arkadaşlar yaşam standartları düşükse şöyle bir çıkarımda bulunuyorum. Bu ülke gelişmemiştir. Bakın piramitte ülkenin gelişmiş ya da gelişmemiş olması yazmaz. O bir çıkarımdır. Nedir? Çıkarımdır. Sen burada nüfus piramitleri ne yapılır? Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısından hareketle oluşturulan grafiklerdir. Sen bu yaş ve cinsiyetle ilgili kesin bilgilere ulaşırsın ama ülkenin gelişmiş ya da gelişmemiş olduğu hakkında tespitte bulunursun, çıkarımda bulunursun. Anladınız mı? Doğrudan o bilgi burada yazmaz. Yazıyor mu burada? Oku bakayım, gelişmiş, gelişmemiş yazıyor mu? Yazmıyor. Sen onu çıkarımda bulunuyorsun. Bazı artist arkadaşlarımız şey demiş, bu gelişmiş ülkedir diye başlıyor. Hayır, o bir çıkarımdır. O en son yapman gereken yorumdur. Her neyse, soruyu okuyalım. Diyor ki, yukarıdaki nüfus piramidlerine sahip bir ülke için aşağıdaki hangisi kesinlikle yanlıştır? Kişi başına düşen milli gelir yüksek. Ya arkadaşım, burada yaşam standartları düşük. İnsanlar habire ölüyor. Orta doğum oranı fazla. O yüzden şöyle bir çıkarımda bulunabiliyoruz. Diyoruz ki bu ülke nedir? Gelişmemiş. Bak çıkarım diyorum bak. Gelişmemiş. Gelişmemişse arkadaşlar burada kişi başına düşen milli gelir düşüktür. Ya da kişi başına insani gelişim indeksi. Ne diyormuşuz? İnsani gelişim indeksi düşüktür. Çünkü bir ülkede kişi başına düşen milli gelirin yüksek olmasa o ülkenin geliştiği anlamına gelmez. Önemli olan dünya medeniyetine katkısıdır biraz da. Okuma, yazma, üniversite bilen, okuyanların sayısı, bunlar önemlidir. Yorum yapıyoruz, çok hızlı konuşuyorum, kusura bakmayın. Arkadaşlar, insanlar bu karda, kışta evinden, yerinden, yurdundan, vatanından ayrılıyor. Neden? Bazılarının işte bu jeopolitik ya da jeostratejik hırslarından dolayı. İnsan her yerde insandır. Bakıyorsun Suriye'deki insanlar evini, barkını bırakmış, başka diyarlara gitmiş. Bakıyorsun Afganistan'dan insanlar kaçıyor. Bakıyorsun Ukrayna'da çoğu çocuk kaçıyor. Ben ölmek istemiyorum diyor. Yani yeryüzünde büyük bir sosyolojik ve dramatik bir olay var. Göç. Göç böyle hazin bir olaydır. O yüzden güncel bir konu olduğu için madem nüfustan soru bekliyoruz, göçten ne gelir diye düşündüm. Göç türleriyle ilgili bir soru sordum. Evet, diyor ki yukarıda verilen olay ve bu olayların hangi göç türüne karşılık geldiğini gösteren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1923 Lozan Anlaşması ile ülkemizde yapılan göçler. Arkadaşlar devletler arasında yapılan antlaşmalarla, bakın antlaşma olmak zorunda. Antlaşmalarla yapılan göçlere biz mübadele göçü diyoruz. Lozan aklınıza gelsin. Devletler arası anlaşmalarla yapılan göçe mübadele göçü diyoruz. 2'ye bakıyorum, bilim insanlarının başka yerlere gitmesi beyin göçü. Biliyorsunuz beyin göçü gelişmemiş ülkelerden ya da gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğrudur. Türkiye beyin göçü verir. Hindistan çok beyin göçü verir. Bu da doğru. 3. Bakıyorum Türk işçilerin 1980'de Orta Doğu'ya göç etmesi. Neden? Çalışmak için, yani ekonomik nedenlerle. Doğru. 4'e bakıyorum. 4 ne diyor? Hunların batıya doğru göç etmesi. Evet, burada iklim kuraklığı olması, hayvan hastalıkları ve Çin baskısı, siyasi baskılarında çok büyük bir etkisi vardır. Bu da doğru. Ve cevap geldi 5. Neymiş bakalım? 1960'larda Türkiye'de başka ülkelere çalışmak amacı diyorsak bu ekonomik göçtür. Mübadele göçü olmaz. Bir kez daha söylüyorum. Mübadele göçü devletler arası antlaşmalarla yapılan göçtür. Cevabımız B olacak. Göçten bir soru gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başka bir soru. Bölge sınıflaması ile ilgili bir soru. Arkadaşlar bölge sınıflamasından her sınavda soru gelmiş. O yüzden bölgelerle ilgili ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Bölgeleri biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir şekilsel bölgeler var. Şekilsel. Bir de işlevsel bölge var. İşlevsel bölge. Burada bir ayrım yapacağım sadece. Arkadaşlar şekilsel bölge bir alandır. Neymiş? Coğrafi bir alan. Bu kadar. Bu alan dağlık olabilir, düz olabilir, yağışlı olabilir, kurak olabilir. En nihayetinde bir alan. Peki işlevsel bölge nedir? Bu alan üzerinde kurulmuş, örgütlenmiş yapıdır. Örgütlenmiş yapı dediğimize göre bunun bir merkezi vardır. Nedir merkez? Mesela dağlık bölgelerin merkezi olur mu? Yağışlı bölgelerin merkezi olur mu? Olmaz. Ama mesela diyelim ki radyo istasyonunun merkezi olur mu? Olur. O zaman radyo istasyonu bir nedir? İşlevsel bölgedir. Ya da ne bileyim dere su işlerinin bir merkezi var mıdır? Vardır. O zaman nedir? Bu işte işlevsel bölgedir. Merkezi var mı yok mu buna bakacaksın. Merkezi varsa işlevsel, yoksa şekilseldir diyeceğiz. Şimdi şekilsel bölgeler fiziki ve beşeri özelliklerine göre sınıflanıyor. Neye göre? Fiziki, beşeri. Arkadaşlar fiziki özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin sınırları kısa sürede değişmez. Yani düşün, dağlık bir yer kısa sürede düz bir yer olur mu? Yağışlı bir yer kısa sürede kurak bir yer olur mu? Olmaz. O yüzden bir daha söylüyorum. Fiziki özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin sınırları kısa sürede değişiklik göstermez. Ama beşeri, yani insan tarafından oluşturulmuş bölgelerin sınırları zaman içerisinde değişebilir. Mesela tarım bölgesi zamanla oradan bir petrol çıkar, maden bölgesine dönüşebilir. Zamanla sanayi bölgesine dönüşebilir. Demek istediğimi anladınız mı? Gibi gibi. Arkadaşlar bakıyoruz, nüfus beşeri, yerleşme beşeri, üretim beşeri, kültür beşeri. Dolayısıyla beşeri dediğimize göre bunlar kısa sürede değişir. Ama yer şekillerine göre oluşturulan bölgeler, fiziki özelliklerine göre oluşturulan bölgeler kısa sürede değişiklik göstermez. Önemli, güzel bir soruydu. Fakat şuradaki ayrımı unutmayın. Şekilsel bölge ile işlevsel bölge nasıl birbirinden ayırıyoruz? Şekilsel bölge alan, işlevsel bölge ise bu alanın üzerinde kurulmuş, örgütlenmiş yapı, merkezi var demek. Çok güzel bir soru. MSÜ'de neredeyse birebir gelmiş. Bu arada bunlar bizim soru bankamızdaki sorular arkadaşlar. Yani ne diyoruz? Çok soru çözme, az ve nitelikli soru çöz. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, hizmet bölgeleriyle ilgili. Şimdi arkadaşlar hizmet bölgeleri deyince bunlardan bazıları yerel olabiliyor, bazıları da ne olabiliyor? Merkezi olabiliyor. Mesela devlet su işleri merkezidir, bir merkezden yönetilir. Karayolları bir merkezidir. Her ilde bir şubesi vardır. Demek istediğimi anladınız mı? Ama yerel bölgeler deyince arkadaşlar yerel yönetim bölgeleri ya da yerel hizmet bölgeleri deyince özellikle belediyeler, muhtarlar aklınıza gelir. Onlar sadece bulunduğu yer, yerel. Yerle ilgili çalışmalar yapar. Diyor ki, bakın şurada soruyu okuyun lütfen, ondan sonra cevabı verin. Hizmetlerin yurt geneline yayılışı diyor. Bakıyor, yurt geneline yayılışı. Arkadaşlar Türkiye İstatistik Kurumu yurt genelinde çalışma yapan bir kurum mudur? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece İstanbul'da mı yoksa bütün yurtta çalışma yapan bir hizmet midir? Hizmet bölgesi midir? Sadece bulunduğu yer. O yüzden bu arkadaşlar yurt genelinde değildir. Ama Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, bırak bu işleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, bunlar merkezidir arkadaşlar. Tüm yurtta hizmetleri eşit bir şekilde dağıtabilmek için oluşturulmuştur diyebiliyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Gayet basit bir soruydu bence. Evet. Yine bakın burada NATO, Birleşmiş Milletler, OPEC, IMF, K diyoruz ya. Sakın hocam bu uluslararası örgütler AYT konusu değil. Kardeşim bak burada sınıflama yapmışız. Bu bölge sorusu. Neymiş bölge sorusu? Bunların detayları AYT'de gelir. Ama sınıflaması TYT'de de, MSÜ'de de gelir. Bu arada TYT ile MSÜ birbirinin kardeşidir. Benzer sorular gelir. 2019'da yanılmıyorsam MSÜ'de gelen soruların neredeyse aynı zorlukta TYT'de gelmişti. O yüzden ben MSÜ'ye herkesin girmesini tavsiye ediyorum arkadaşlar bundan sonraki sınavlarda. Buna göre aşağıda işlevlerine göre bölge sınıflamalarından hangisi yanlıştır? NATO en büyük askeri örgüttür. İtiraz olan yok. NATO biliyorsunuz 1949'da kurulmuştur. Türkiye 1952'de üye olmuştur Yunanistan'la birlikte. Amaç Rusya ve komünizmin yayılmasını engellemektir arkadaşlar. NATO askeri bir örgüt. Birleşmiş Milletler yeryüzündeki en büyük siyasi örgüttür arkadaşlar. 193 tane üyesi vardır. Birleşmiş Milletler'e üye olmayan devlet, devlet olarak tanınmaz. O kadar söyleyeyim. Türkiye'de üyedir. OPEC, petrol ihraç eden ülkelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir ekonomik örgüttür. Doğru. Bunlar VİSKİ diye şifreleniyor. VİSKİ. Venezuela, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak. Venezuela, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak. Bunlar petrol ihraç eden 5 büyük ülke. OPEC'in daimi üyesi arkadaşlar. IMF ekonomik bölgedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan ülkelere ne yapar? Kredi verir arkadaşlar. O yüzden siyasi bölge değildir. K'yi, bak bu çok önemli. K'yi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü demek. Karadeniz Ekonomik İşbirliği demek. Arkadaşlar K'yi bu senenin sorusu olabilir. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan. Söyle bakayım. Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna ki Ukrayna'nın sınırı kalmıyor artık maalesef. Romanya ve Bulgaristan. Bunlar Karadeniz'e kıyısı var. Karadeniz'e kıyısı olduğu için bunlar K'nin doğal üyesidir. Bir de dikkat. Karadeniz'e kıyısı olmamasına rağmen K'yi üyesi olan ülkeler vardır. Kim onlar? Yunanistan, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan. Yunanistan, Arnavutluk, bizim kardeşimiz. Ermenistan, aramız iyi olsun diye biz davet etmişiz. Ve tabii ki Azeri kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz. Bunlar Karadeniz'e kıyısı var mı? Hayır, yok. Ama K'yi üyesi mi? Evet. Bunları lütfen bilin arkadaşlar. Evet, yine bir harita vermişiz. Ve şöyle sormuşuz. Yukarıda haritada numaralanarak gösterilen alanların hangisi dünyanın sık nüfuslu bölgelerinden biri değildir? Bu da TYT'de de geldi, MSÜ'de de geldi arkadaşlar. Sık nüfuslu bölgeleri. Amerika'da nüfusun en sık, en yoğun olduğu yer şu yuvarlak içerisinde aldığım yer. Burası Göller Yöresi arkadaşlar. Göller Yöresi deyince Türkiye'de aklımıza Akdeniz, dünyada ise Amerika'nın doğusu gelir. Sanayinin en yoğun olduğu yerdir. Bir yere sanayi kurarsan, sanayi mıknatıs gibidir. Nüfusu oraya çeker. O yüzden burada nüfusun en fazla olduğu yer Amerika'nın doğusu. Yani burası. Şurada zaten kayalık dağları var. Burada nüfus azdır. Efendim, Avrupa'da nüfusun en fazla olduğu yer İngiltere, Fransa, Almanya'nın olduğu yer arkadaşlar. Batı Avrupa. Neden? Sanayiden dolayı. Bu da doğru. Şimdi dikkat edin. Şurası Hindistan, Çin, Japonya nüfusun en fazla olduğu yer. Bu da sık nüfuslu. Bu da tamam. Arkadaşlar şurası Gine Körfezi. Gine Körfezi kıyısı deyince aklınıza Nijerya gelsin. Nijerya Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesidir. Aynı zamanda Nijerya Afrika'nın en büyük petrol üreticisidir. Bakın, Afrika'nın en gelişmiş ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti ama en fazla nüfusa sahip ülkesi Gine Körfezi kıyısındaki Nijerya'dır. Burası, burada da Afrika'nın nüfusun en fazla olduğu yer doğru. Ama Güney Amerika'ya geliyorum. Güney Amerika'da şurada kayalık, şurada ne vardı? Ant Dağları vardı. Dağlık bir yerde ulaşım yoktur, sanayi yoktur, nüfus da azdır. Demek ki Güney Amerika'da nüfusun en fazla olduğu yer bu kısım değil. Neresi? Şu kısım. Yani burada Arjantin, Brezilya'nın başkentleri var. İşte Rio, Sao Paulo gibi ülkeler. Bunlar nüfusu 10 milyondan fazla olan ülkelerdir. Bu yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Nüfusun dağılışına bakıyoruz. Amerika'da nüfusun en fazla olduğu yer, söyle, Amerika'nın doğusu, Göller Yöresi. Avrupa'da sanayinin en yoğun olduğu yer Batı Avrupa, İngiltere, Fransa. Japonya'da nüfus fazla. Gine Körfezi'ni sakın unutmayın arkadaşlar. Avustralya'da nüfusun en fazla olduğu yer şurasıdır. Aklınızda bulsun. Zaten şurası çöl. Evet, harita vermişiz. Yine güzel bir soru. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde plato bölgelerinin dağılışı gösterilmiş. Arkadaşlar bir kere plato en çok nerede? İç Anadolu'da. Neredeymiş? İç Anadolu'da. Burada biliyorsunuz karasal iklim var. İlkbaharları yağışlı, işte bitki örtüsü bozkır, bozkır küçükot demek, küçükotları küçükbaş hayvan yer. O yüzden Türkiye'de platoların dağılımıyla bozkırların, küçükbaş hayvancılığın ve dokumacılığın dağılımı paralellik gösterir. Olanca çok fazla bilgi vermeye çalışıyorum. En çok plato neredeymiş? İç Anadolu'da. Arkadaşlar şu platoların ismini bilmenizi istiyorum. Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok, Uzun Yayla. Söyle bakayım. Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok, Uzun Yayla. Şurası Türkiye'nin en yüksek, en büyük, en soğuk platosu. Çernezyum topraklarının bulunduğu yer. Erzurum, Kars, Ardahan platosu. Türkiye'nin en yüksek, en büyük, en soğuk platosu. Volkanik oluşumudur. Bunu unutmayın. Şurası Teke. Şurası da ne? Taşeli platosu arkadaşlar. Taşeli. Birinci zamanda oluşmuştu. Şurada da Ege'de yazılı kaya arkadaşlar. Ne varmış? Yazılı kaya var. Evet. Türkiye'de en az plato nerede? Karadeniz. Karadeniz'de doğru dürüst plato yok. Plato demek ne demek? Yüksek, geniş, düzlük demek. Sen Karadeniz'de düzlüğü nerede buluyorsun ki? Genişini arıyorsun. Yani düzlük olmadığı için havaalanı nereye yapıyoruz? Denizin üzerine yapıyoruz. Malum. Ordu Giresun havaalanı. Evet, onu da bilin. Önemlidir. Evet, hangisi yanlıştır diyor. Bir Haymana, bakıyorum bir Haymana İç Anadolu'da. 2 Obruk, evet doğru, bu da doğru. 3 Erzurum Kars, Türkiye'nin en yüksek, en büyük, en soğuk platosu. 4 Yazılıkaya, hayır bu Uzun Yayla, bu Uzun Yayla, Yazılıkaya burada, Ege'de, tamam mı arkadaşlar? Bu Uzun Yayla, bu yanlış. Platoları da bileceğiz. En çok plato İç Anadolu'da, en az plato nerede? Karadeniz'de. En yüksek, en büyük, en soğuk plato Erzurum Kars. Şu Teke Taşeli'de karstik platodur. Bunu unutmayın. Teke Taşeli. Bunlar neymiş? Karstik plato. Karstik arazi kireçli demek. Suyu görünce hemen erir ve nüfus fazla değildir arkadaşlar. Yine bir harita sorusu. Diyor ki bölgelerin belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden biri de ekonomik etkinliklerdir. Çok güzel bir soru. Buna göre yukarıda haritada gösterilen numaralı yerlerden hangisi ve yürütülen ekonomik etkinlik yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Dolduruyorsun, çözüyorsun. Şimdi de beni izliyorsun. 1 numaralı yer Çatalca, Kocaeli, İznik vesaire sanayi. Doğru gitti. 2 numaralı yer Antalya, turizmin başkenti gitti. 3 numaralı yer Çukurova. Çukurova deyince akla ne gelir? Tarım gelir. Burası ne bölgesidir? Tarım bölgesidir. Ama ne demiş? Maden demiş. Yalan söylemiş. Cevap C olacak. 4'e bakıyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Fırat, Dicle, Mezopotamya değil ki tarım bölgesi. 5 numaralı yer hayvancılık bölgesi. Evet, mera hayvancılığının en çok yapıldığı yer Erzurum, Kars, Ardahan platosu doğru. Arkadaşlar hızlı çözüyorum, kusura bakmayın ve çok fazla bilgi vermeye çalışıyorum. Amaç ne? Amaç coğrafya kültürünü artırmak. Emin olun çok faydasını göreceksiniz sınavda. Eğer fayda görürseniz sınavdan sonra yazın, tamam mı arkadaşlar? Evet, yine bir harita vermişiz ve belli yerleri taramışız, sormuşuz. Aşağıda verilen harita üzerinde insanlar tarafından açılan kanallar gösterilmiştir. Biliyorsunuz boğazlar, okyanus ya da denizleri birbirine bağlayan doğal su yolları, kanallar ise okyanus ya da denizleri birbirine bağlayan yapay, insanlar tarafından sanayi devriminden sonra yapılmış su yollarıdır. Arkadaşlar bir de Panama Kanalı mühendislik harikası olarak tanımlanır biliyorsunuz. Pasifik Okyanusu ile Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlar. Tabii Panama Kanalı'nın açılmasıyla birlikte şu boğazın önemi, yani Magellan Boğazı'nın önemi azalmıştır. Bunu unutmayın. Bu da bir soru. Aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla birlikte Magellan Boğazı'nın önemi azalmıştır? Cevap Panama. Mühendislik harikası. Arkadaşlar Kiel Kanalı. Kiel Kanalı Almanya'da, ben buna Hitler Kanalı diyorum. Hitler 2. Dünya Savaşı sırasında savaş gemilerini geçirmek için yaptırmış. 2 numaralı yer Almanya'da Kiel Kanalı. Doğru. 3 numaralı yer Yunanistan'da Korint Kanalı. Daracık bir kanal arkadaşlar. O kadar dar ki büyük tonajlı gemilerin geçmesi mümkün değil. O yüzden Yunanistan'da Korint Kanalı. 4 numaralı yer Süveyş Kanalı ki bu yıl biliyorsunuz 10 gün kapalı kaldı. Ve her günün maliyeti ticari hayattan dünya ticaretine zararı çok fazlaydı. Süveyş Kanalı dünyada kapakları olmayan Mısır'daki kanal projesini Sokullu hazırladı. Projenin Sokullu'nun hazırladığı bir projeler vardı hatırlayın. Don Volga projesi. Bu ise arkadaşlar o nerede? O Karadeniz'in kuzeyinde biliyorsunuz. Eleman diyor ki 5 numaralı yer Don Volga. Hayır bu Malakka Boğazı'dır. Malakka'yı unutmayın. Hem korsancılık faaliyetleri çok fazladır burada hem de ticari hayat çok yoğundur arkadaşlar. Malum Güneydoğu Asya nüfus çok. Nerede çokluk? Orada sıkıntı biliyorsunuz. Bu Malakka Boğazı. Don Volga nerede? Bunlar Karadeniz'in kuzeyinde arkadaşlar. O yüzden cevap Edirne olacak. Kanal boğazlardan da soru gelebilir. Daha doğrusu ulaşımdan soru gelebilir. Ulaşım sorusu. Sınavda belki 7 defa gelmiştir. TYT'de, YGS'de daha önceki sınavlarda gelmiş. Bir harita vermişiz. Diyor ki yukarıda verilen haritada Avrupa'dan farklı yönlere ulaşım yoğunluğu gösterilmiştir. Buna göre hangi yöne doğru ulaşım yoğunluğu en fazladır? Arkadaşlar şimdi ulaşım deyince ulaşım nerede yoğun olur? Sanayi ticaret bölgeleri arasında. Sanayi ticaret deyince akla 2 yer gelir. 1 Amerika'nın doğusu, göller yöresi. 2 Batı Avrupa. Dünyada sanayinin en yoğun olduğu yer. İşte bu 2 sanayi bölgesi arasında uçak eksik olmaz. Gemi eksik olmaz. O yüzden dünyanın en işlek hava ve dünyanın en işlek deniz yolu neresidir diye sorarlarsa 1 numaralı yer. Adı ne hocam bunun? Kuzey Atlantik yolu. Neymiş? Kuzey Atlantik yolu. Dünyada hem deniz hem de hava yolu ulaşımının en yoğun olduğu yer Kuzey Atlantik yoludur. Bunu lütfen unutmayın. Evet bize de onu soruyor. Hangisinde ulaşım yoğunluğu daha fazladır? Cevap ne o? 1 gitti. Sona geliyoruz. Sabır. Diyor ki ülkemizde arkadaşlar biliyorsunuz bu sene doğal afetler bakımından çok çektik. Pandemi bir yandan, orman yangınları bir yandan, sel taşkınlar bir yandan. Bir yandan yangın çıkıyor, bir yandan sel taşkın. Türkiye'nin böyle bir durumu var. Jeolojik ve jeomorfolojik yapısı buna elverişli. Özellikle Batı Karadeniz'de sel ve taşkınlardan dolayı özellikle Kastamonu'da birçok insanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Fakat bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Fotoğrafları gördünüz mü bilmiyorum. Asla ev yapılmayacak yerlere evler yapmışız arkadaşlar. Tabii ihmal çok. Herkesin burada ihmali var. Ve sel ve taşkınlar Türkiye'de biliyorsunuz depremden sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afetler sel, taşkın ve heyelandır. Bir daha söylüyorum. Depremden sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afetler sel, taşkın ve heyelandır. Üçünü birden saydım çünkü heyelan da biliyorsunuz sel ve taşkınların yoğun olduğu yerlerde olur. Bu arada arkadaşlar sel dağların yamacından aşağı doğru sürüklenen sudur. Ne varsa katıp geliyor. Taşkın ise göller taşar, barajlar taşar. Aklınızda bulunsun. Evet, hangisi ülkemizde sel ve taşkınların fazla olmasında aşağıdan hangisi etkili değildir? Arkadaşlar akarsu yataklarının akarsu yatağına yerleşme yaparsan o akarsu sana zarar verir kardeşim. Kuru dere yataklarını doldurur musun? Dere yatağını niye dolduruyorsun? Su nereden akacak? Bu da yanlış. Akarsu ve dere yataklarının daraltılması. Niye daraltıyorsun kardeşim? Belli zamanlarda yağış fazla. Ondan sonra taşkın oluyor. Yanlış. Akarsu yataklarına çöp moloz dökülmesi yanlış. Dere yataklarını ıslah etmek. Islah etmek iyileştirmek demek arkadaşlar. Bir şeyi iyileştirmek kötü bir şey olamaz. Öyle değil mi? O yüzden ıslah etmek, ıslahat, iyileştirmek, tamir etmek demektir. O yüzden cevap Edirne olacak. Evet, ekstrem olaylar TYT'de gelmez ama bunu ekstrem olay değil de arkadaşlar siliyorum. Doğal afet olarak okuyun lütfen. Doğal afet. Diyor ki aşağıda verilen doğal afet ve görüldüğü yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Düzeltiyorum bunu. Ekstrem değil, doğal afet olarak okuyun. Aşağıdakinin hangisi bir doğal afet ve görüldüğü yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sormuş. Tropikal siklon ya da tropikal fırtına, kasırgalar nerede? Sıcak kuşak okyanus kıyılarında ani basınç farkı sonucunda oluşan yıkım gücü yüksek rüzgarlardır. En çok nerede? Meksika ve Kaliforniya körfezinde, Amerika'da. Yani her yıl etkili oluyor ve etkili olduğu zamanlarda Amerika kaçacak yer bulamıyor. O süper güç var ya, işte doğa ile insan arasındaki mücadeleyi her zaman doğa kazanır. Okyanusun ortasından dönerek hızlı bir şekilde karaya doğru geliyor. Yani fotoğrafını görsen korkarsın. Öyle söyleyeyim. Sel ve taşkınlar biliyorsunuz metrekareye en çok yağışın düştüğü yer Güneydoğu Asya, Hindistan, Çin ve zavallı Bangladeş. Volkanik faaliyetler İzlanda Atlas Okyanusu üzerinde Grönland'ın hemen altında küçük bir ada. Ben ona volkanizmanın başkenti diyorum. En son 2011'de patlama olmuştu. Tsunami, zaten tsunami Japonca bir kelimedir. Liman dalgası anlamına gelir. Bu da doğru. Şiddetli depremler İskandinav. Arkadaşlar İskandinav Yarımadası, İskoç Dağları bunlar birinci zamanda oluşmuş masif arazilerdir. Masif arazilerde deprem volkanizma riski azdır. Dolayısıyla bu yanlış olmuş. Resmen soru değil, adeta konu anlatımı yani. Öyle söyleyeyim. Yine bir harita verilmiş. Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların coğrafya özellikleri göz önüne alındığında hangisinde aşırı yağışlar görülmez? Aşırı yağış deyince yıl boyunca yağışlı olan yerler vardı. İki tane iklim vardı yıl boyunca yağışlı olan. Biri ekvatoral iklim, Amazon Kongo Havzası. Bir de Batı Avrupa, Orta Kuşak Karaları'nın batı kıyılarında ılıman okyanus iklimi yani okyanus iklimi vardı. Bir de metrekareye en çok yağışın düştüğü yer, en çok yağışın yazın düştüğü yer Muson Asyası, Musonya, Hindistan, Çin ve zavallı Bangladeş. Bunu unutmayın. O yüzden de sel ve taşkınların en yoğun yaşandığı yer Muson Asyası'dır. Himalayaların eteğinde bulunan Bangladeş'te bundan en çok zararı görür. O yüzden zavallı Bangladeş diyoruz. Felaketlerin başkenti. Hangisinde aşırı yağışlar görülmez? Ekvator'da, Amazon'da görülür. Orta Afrika'da, Kongo Havzası'nda görülür. Muson Asyası zavallı Bangladeş'te görülür. Efendim Batı Avrupa'da ılıman okyanus iklimi var görülür. Ama burası Victoria Gibson çöllerinin olduğu yerdir. Çöl deyince bir Kuzey Afrika'da Büyük Sahra, bir de Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson çöllerini bileceksiniz kardeşim. Buralarda yağış yok ki efendim sel, aşırı yağış olsun. Evet cevabımız 5 olacak. Bitti. Soru bitti arkadaşlar. Evet bir de soru, arada bazı sorular da sordum size, dikkat ediniz. Mesela Karadeniz'e kıyısı olmamasına rağmen Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne örgütüne üye devlet kimdir diye sorarlarsa onları bileceksiniz 4 tane ülke özellikle. Bir kere Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgarya bunlar Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerdir ve Key'nin doğal üyesidir. Neden bunu çiziyorum? Çünkü Karadeniz'de biliyorsunuz şu an bir savaş var. Güncel bir konu olduğu için soru gelebilir. Ama Arnavutluk, Yunanistan. Ermenistan, Azerbaycan. Arnavutluk, Yunanistan, Ermenistan ve Azerbaycan. Bunların Karadeniz'e kıyısı var mı? Hayır yok. Ama Key'ye üye mi? Evet üye. Kim davet etmiş? Biz. Neden? Azeriler ve Arnavutlar kardeşimiz olduğu için. Ermeniler de ve Yunanistan'la da aramızdaki ilişkileri buzdağlarını eritmek için. Öyle söyleyeyim. Türkiye adeta bir barış dalı uzatmıştır diyebilirim. Arkadaşlar rahat olun. Bakın sorulara karşı psikolojik üstünlük kurun. Yani bir soruyu ne bileyim şöyle okumak var ya mesela soru önünüze geldiği zaman aman Allah böyle kaygıyla okursanız bildiğinizi bile yapamazsınız. Ama biraz pislik yapmayı bileceksiniz. Yani psikopat olacaksınız. Ben buraya niye geldim? Soru çözmeye geldim. Ver soruyu, oturacaksın, uğraşacağız. Burada 5 tane şık var. Biri cevap, bulacağız. Amacımız bu. Bunun için geldik. Savaşacağız arkadaşlar. Oraya heyecanlanmaya, titremeye gitmiyorsunuz. Oraya psikopatça yapmanız gereken şey neyse onu sonuna kadar yapmak. Son dakikasına kadar ne var ne yok gücünüzü kullanın arkadaşlar. Ve dedim ya sorulara karşı psikolojik üstünlük kurun. Uzun soru, kısa soru ayırt etmeyin. Uzunsa herkese uzun kardeşim. Sen savaşacaksın. Sen elinden geleni yapacaksın. Ve sınavdan çıktıktan sonra diyeceksin ki ben elimden geleni yaptım. Yani savaştım. Bunu hayatınızda her alanda yapacaksınız. Hayat asla ihmale gelmez. Dikkatsizlikten soru kaçırmayın. Fakat soruların birçoğu dikkatsizlikten kaçıyormuş. Ya niye dikkatsizlikten kaçsın? Dikkatli oku o zaman kardeşim. Her şeyden kaçsın ama dikkatsizlikten kaçmasın ya. Buna izin verme. Büyük bir özgüvenle. Birinci sayfa geldi mi önüne? Çöz. Hocayı çağır de ki hocam ikinci sayfayı çevirir misiniz? Burası bitti. Tabii öyle denmez de. Rahat olun yani demek istediğim bu. Sizi rahatsız eden fiziki bir ortam varsa mutlaka belirtin. Bir de bu sınava giren arkadaşlar var. Kimileri sınav deneyimini artırmak, gerçek bir sınavda kendini görmek için gidiyor ve biliyor ki bu sınav TYT'ye çok yakın bir sınav. O yüzden bazı arkadaşlar böyle antrenman yapmak için, kendini daha güçlü hissetmek için buna giriyor. Özellikle sayısalcı arkadaşları biliyorum bu noktada. Bazı arkadaşlar ise ben diyor ki ben bu iş için yaratılmışım. Ben asker olacağım diyor. Dolayısıyla bunun için daha önceden bir altyapı oluşturmuş. Bir öğrencim var, bugün tanıştım. Her tür spor dalıyla uğraşıyorum hocam diyor ve bu sınavda mülakatlara geçince birinci olmayı hedefliyorum diyor. Birinci olmayı. Yani onun dışında bu adama doktor yapsan mutlu olmayacak. Bu adamı avukat yapsan olmayacak. Bu adam asker olmak istiyor. Var arkadaşlar kimisi var ben diyor çok aşçı olmak istiyorum diyor. Efendim kimisi var işte ben dünyadaki bazı hastalıklara çözüm bulmak istiyorum. Herkesin bir derdi var ya, anlatabiliyor muyum? Senin de bir derdin var. Senin de bir amacın var. O amaç için yapılması gereken neyse başroluncusu sensin. Yap kardeşim. Senaryo sende. Yani tarih yaz. Eline kalemi aldığın zaman kendini daha güçlü hisset. Niye heyecanlanıyorsun? Bir de şunu unutmayın. Şu an siz bilgilerle donanmış haldesiniz. Sürekli soru çözüyorsunuz. Beyniniz çok aktif. O yüzden gördüğünüz her sınava girin. Gardiyanlık, polislik, itfaiye, ne bileyim aklınıza ne geliyorsa girin arkadaşlar. Sınava girin. Ha git gitme ama girin. Sınav deneyiminizi de artırın. Evet arkadaşlar, sizlere faydalı olacağına inandığım bir çalışma yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir teşekkür bizi memnun eder. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.